Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda Şubat ayı olan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıya Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş katıldı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda Şubat ayı olan meclis toplantısı Sedat Karataş başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya ETSO yönetimi, meclis üyeleri ve Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş katıldı. ETSO Meclis Başkanı Sedat Karataş, depremlerin ardından esnafların ve iş dünyasının mağdur olmaması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Tabii afetle birlikte elimizde de birçok üyemiz mağdur oldu. Bu mağduriyetleri tespit edip gidermek adına ilk andan beri sahaya indik ticaret odası olarak. Üyelerimizi ve esnafımızı ziyaret ederek gerekli notlarımızı aldık. Genel hayata etkili afet bölgesi ve mücbir sebep kapsamına alınmanın ilimiz için son derece önemli olduğu kanısına vardık. Girişimlerimizi gerçekleştirdik ve bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde de bu iki konuyu çok şükür neticeye kavuşturduk. Afetin hemen ardından afet koordinasyon birimi oluşturarak üyelerimizin bireysel destekleri haricinde oda olarak onlarca yardım tırı ve aracını bölgeye göndererek vatandaşlarımızın yarasını bir nebze de olsa sarmaya çalıştık. Elazığ'ımızda da 2000'in üzerinde bilindiği üzere ağır hasarlı bina mevcut. Yine Elazığ ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre 30.000'in üzerinde tespit edilmesi gereken, denetlenmesi gereken dilekçe var, bina sayısı var. Büyük bir rakam. Tabii sonucunda ne çıkar bilmiyoruz ama Elazığ'da depremden maalesef can kaybımız olmasa da nasibini ekonomik olarak aldı. Deprem sürecini değerlendiren ETSO Başkanı İdris Alan, Elazığ'ında kredi garanti fonu desteklerinden yararlanacağını kaydetti. Akabinde deprem sürecinin ikinci ve üçüncü gününden sonra da takdir ederseniz yardımlar fazlasıyla Türkiye'nin her tarafından gelmeye başladı. Bizim ilimizde bir şekilde depremde de göç aldı. İlçelerimize çok yoğun bir şekilde vatandaşlarımız, hemşerilerimiz ilçelerimize gelince biz ilçelerimize de yardımda bulunduk. Sayın Valimizin kontrolünde. Elazığ'da depremden çok ciddi bir şekilde etkilendiğini ifade ettik. Daha sonra Sayın Valimizin yazışmalarından sonra da Elazığ'da çok ciddi yıkımlar var. Her ne kadar ölüm Allah'a şükürler olsun olmasa bile Elazığ'da afet bölgesi olarak dahil ettik. Daha sonra yine milletvekillerimizin girişimleriyle, yani çorbada kimin tuzu varsa Allah herkesten razı olsun. Mücbir sebep bizim için önemliydi. Mücbir sebebe de dahil ettik Allah'a şükürler olsun olarak bizim yaptığımız çalışmalar. Akabinde yine iş dünyamız için çok önemli olan kredi garanti fonu destek paketleri Elazığ için çok çok önemliydi. Takdir ederseniz afet bölgesi daha önce 10 ili dahil edilmişti. Elazığ yoktu. Aynen ondan dolayı da yine kredi garanti fonu 10 ili dahil edildiğinden dolayı biz bunu duyunca hemen gerekli mercileri aradık. Sayın milletvekillerimizle görüştük. Sayın Erdoğan Bey Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanımızla görüştük. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Rıfat Sarıcıklıoğlu Beyefendi'yle de görüştük. Onun da sözünü aldık. Yani Allah'ın izniyle inşallah Elazığ'da 11 il olarak Kredi Garanti Fonu desteklerinden yararlanacak. Bu üyelerimiz için çok önemliydi. Biz odalar olarak bu çalışmaları yaptık. Allah'a şükürler olsun. Elazığ bir bütün olarak ortak hareket edince bak Allah'a şükürler olsun. Biz afet bölgesi denilen bir konuyu kapattık. Mücbir sebebi hallettik. Kredi garanti fonunu hallettik. Ben burada çorbada tuzu olan sayın milletvekillerimize, sayın valimize, sayın cumhurbaşkanımıza, hatta bunu gündeme getiren muhalif Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimiz Gürsel Erol'u beyefendiye, il başkanlarına, bütün sivil toplum kuruluşlarına, bütün STK'larına, kim varsa, kimin emeği varsa herkese teşekkür ediyorum. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Fırat Üniversitesi'nin akademik alanda ön plana çıkan bir üniversite olduğunu söyledi. Ama Fırat Üniversitesi de 50 yıllık bir üniversite olunca bütün akademik camianın değerlendirildiği bütün göstergelerde çok öne çıkan bir üniversite. Öyle olunca benim göreve başladığım Ağustos 2020 yılında başlamıştım. 2001 yılında bizim üniversitemiz Aralık ayında Türkiye'de en iyi üniversitelerin ligi var. Araştırma Üniversiteleri Ligi. O ligde ya da o grupta yerini aldı. Biz 2022 yılı içerisinde yapılan değerlendirmede de 17. sıraya kadar yükseldik. Yani şu anda Türkiye'nin
en iyi 17. üniversitesi durumundayız. Göktaş, üniversite ve sanayi işbirliği noktasında üniversite olarak zayıf olduklarının altını çizerek bu sorunu ortadan kaldırmak için projeler üretmek lazımdır dedi. Mesela deniyor ki üniversite sanayi işbirliği konusunda siz herhangi bir bilimsel çalışma yaptınız mı? Yani bir uluslararası makale yayınlayabildiniz mi? Bu işbirliği bir projeye dönüştü mü? Yine bu işbirliğinde herhangi bir doktora öğrencisi, doktora tezi üretilebildi mi? Bu böyle alt göstergeleri de var. Bu konuda gerçekten biz çok zayıfız. Bizim bir şekilde yani üniversite sanayi işbirliği noktasında bu eksiğimizi gidermemiz gerekiyor. Henüz sanayiyle nasıl işbirliği yapabilirim? Kabiliyeti gelişmemiş. Tabiri caizse biz o konuda zayıfız. Biz hocalarımızı ciddi anlamda sıkıştırıyoruz, onları teşvik ediyoruz. Diyoruz ki bu konuda sanayicimizin kapısına gidin siz kendiniz. Onlarla işte bir ortak bir nokta yakalamaya çalışın diyoruz. Yani bu hafta mesela biz Aselsan'la bir iki hocamız gitmiş. Protokol, ciddi bir projede protokol imzalamışlar. Yine yani birçok Ankara'daki önemli sanayi kuruluşlarıyla yani TUSAŞ'la, Aselsan'la, Havelsan'la ciddi anlamda proje yapan arkadaşlarımız var. Şimdi bizim tabii henüz Elazığ'daki sanayicimizle ortak dili konuştuğumuz bir nokta yakalayamadık.